Jinjiyen Azadi ilk Kürt Kadın Hareketi bu sloganı sahiplendiğinde, yani bu sloganı açığa çıkardığında ve bunun etrafında örgütlenip bütün eylemlerin simgesi olduğunu aslında öncelikle Türkiye'de yaygınlaştı. Çok geniş bir etki alanı olduğunu ifade edebiliriz. Tabii bununla beraber sadece Bakır Kürdistan'ında değil, özellikle Rojava'da, Başhur'da, Rojlat'ta da bu sloganın etkin olduğunu biliyoruz. Yani Kürt Kadın Hareketi'nin olduğu, Kürt Kadın Hareketi'nin etkin olduğu her yerde aslında Jinjiyen Azadi sloganı zaten kullanılıyordu. Ama Jina Mahsa Amini'nin katliamından sonra, özellikle onun cenazesinden sonra gelişen protestolardaki temel slogan olması, ardından bütün aslında İran'ın direnişinin sembolü haline geldi. Yani özellikle Jina Mahsa Amini'nden sonra İran'da bir kadın direnişi başladı. Bir kadın serhildanı başladı. O serhildan da Kürt olan, olmayan, Belucisi, Azerisi, Farslısı, bütün kadınlar Jinjiyen Azadi sloganını her dilden sahiplendiler ve bu slogan bir genel slogana dönüştü. Ve onunla beraber de aslında bir İran'daki kadın isyanının sembolü olmakla beraber bütün İran'daki isyana destek veren herkesin de sloganı haline geldi ve evrenselleşti. Bu anlamda zaten evrenseldi ama aslında Jina Mahsa Amini'nin katliamından sonra çok daha yaygın, çok daha güçlü bir şekilde yaygınlaştığını görüyoruz. Bu anlamıyla bu çok önemli. Çünkü Jina Mahsa Amini aslında sadece saçının teli göründüğü için katledilmişti bir molla rejimi tarafından. Ve bugün bütün dünyadaki kadınlar ona destek sunmak, onun katliamını protesto etmek için hem saçlarını kestiler, hem saçından bayrak yapılan o görseli profillerinde paylaştılar, o anlamıyla sahiplendiler. Hem de Jinjiyen Azadi bir evrensel sloganı, artık sınırları aşan, Kürtlüğü aşan bir kadın özgürlüğünün sembolü haline geldi, sloganı haline geldi. Bu anlamıyla da çok önemli. Tabii Sayın Öcalan'ın aslında Kürt Kadın Hareketi'nin içerisindeki mücadelenin şekillenişinde, bu felsefenin oluşmasında, kadın özgürlük ideolojisinin oluşması ve gelişmesinde birebir etkisi olduğunu biliyoruz. Yani her birimiz bugün aslında onun kadın belirlemeleri üzerinden, kadın felsefesi üzerinden yol alıyoruz kendimiz olarak, kadın hareketi olarak, Kürt Kadın Hareketi olarak. Ve bu anlamıyla da aslında Sayın Öcalan'ın ne kadar büyük bir evrensel öngörüsü olduğunu, onun açtığı yolda ilerleyen Kürt Kadın Hareketi'nin nasıl aslında evrensel bir paradigmaya sahip olduğunu, nasıl evrensel özgürlükçü bir yaklaşıma sahip olduğunu da bir kez daha aslında ortaya koymuş oldu. Onun için biz tabii ki Jina Mahsa Amini şahsında katledilen her bir kız kardeşimiz için çok üzgünüz. Ama bu katliama sessiz kalmayan, bu katliamdan sonra Serhildan'a geçen, bu katliamdan sonra özgürlük yürüyüşünü büyüten, bir kadın özgürlük direniş hattını açığa çıkan, başta Rojlatlı kadınlar olmak üzere bütün İran kadınlarının ve dünyadaki bütün kadın mücadelelerini de selamlıyoruz. Bu bize güç veriyor, moral veriyor. Ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi, yıllardır bu slogan için yargılananlar olarak, bu slogan için dövülenler olarak, bu slogan için gözaltına alınanlar olarak, bu sloganda ısrar etmemizin, kendi o felsefik duruşumuzda ısrar etmemizin bir kez daha aslında onurunu, gururunu da yaşıyoruz. Bu anlamıyla da çok önemli ve bir kez daha aslında bize şunu da gösterdi. Kadın özgürlük mücadelesi gerçekten başka bir mücadele şekli. Yani o kız kardeşlik bağı, o kadın olmaktan kaynaklı ezilmişliğin dili, ırkı, cinsiyet, ırkı yok ve bütün coğrafyalarda, bütün dünyada aslında kadınlar aynı ruhta, aynı özgürlük özleminde, aynı sloganın etrafında birbirlerinin dilini hiç bilmeden de ortaklaşabiliyorlar. Biz nasıl işte Şili'deki Lastesiz dansında Türkiye'den bütün dünya ülkelerinde o dansı sahiplendi, onun sözlerini Türkçe'ye çevirdi ve her yerde bunu icra ettiyse, bugün aslında onu da aşan bir yerde Jinjiyen Azadi'de böyle bir evrensel kadın mücadelesinin sloganı haline geldi. Ve bu anlamıyla Jina Mahsa Amini de bir kez daha aslında kadın mücadelesinin sembol isimlerinden biri oldu. Biz bu anlamıyla bunun çok önemli tarihsel bir kırılma anı olduğunu özel olarak altını çizmek isterim. Hem Türkiye'de hem de bölgedeki diğer kadınlarla nasıl bir ortak mücadele yürütebiliriz? Ortak ezilmişliklerimizi nasıl aşabiliriz? Sorunlarımıza karşı nasıl birlikte hangi yol ve yöntemlerle mücadele edebiliriz üzerine bir tartışma yürüttük. Bu anlamıyla da çok verimli, oldukça iyi bir konferans olduğunu ifade edebilirim. Tabii biz kendi örgütsel tartışmamızı, özgün tartışmamızı yürütürken özellikle tecrit, Sayın Öcalan'a yönelik işte İmralı'da devam eden kesintisiz mutlak tecrit,
üzerine özel bir tartışma yürüttük. Yani bu bütün konferans delegasyonumuzun asıl gündemlerinden birisiydi. Çünkü bu tecritin aslında kadınlar üzerine, Kürt ara halkı üzerine bir tecrit olduğunu ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünü kapatmaya dönük bir tecrit olduğunu en nihayetinde, Türkiye'nin barışına yönelik bir tecrit olduğu çok açık ve net bir şekilde ifade edildi ve bugünkü kadın kırımı ile olan bağ ele alındı. Bu anlamıyla tecritte yönelik, ekolojik kırıma yönelik, kadın yoksulluğuna yönelik, kadın emeğinin sömürülmesine yönelik, özel savaş politikalarına yönelik çok kapsamlı tartışmalar yürütüldü. Dilimizin, kültürümüzün yok edilmesi, asimilasyon, özellikle devletin son dönemde arttırdığı asimilasyon politikalarına yönelik özel kararlar alındı. Tabii her bir kararın komisyonu kurulacak bundan sonraki aşamada ve her bölge aslında her yere bütün bu kararların hayata geçmesinde birebir sorumluluk aldı. Yani kadına yönelik şiddet, cezaevine kapatılma, infazların yakılması, kadın gazetecilere yönelik şeyler, tutuklamalar, baskılar, bu anlamıyla yine tecrit en temel gündemlerden birisi, ekolojik yıkım, yani bu anlamıyla birbiriyle örtüşüyor. Yani biz aslında startı vermiş durumdayız. Bu anlamıyla 25 Kasım haftasında özellikle erkek devlet şiddetine karşı her gün alanlarda olacağımızı, her gün aslında tecritin de bir şiddet olduğunu, tecritin de bir kapatma sistemi olduğunu, cezaevlerin birer şiddet aygıtı olduğunu, toplumu ve kadınları terbiye etme aracına dönüştüğü bir yerden bütün bunlara karşı da mücadele hattımızı büyüteceğiz. Bizim de kimyasal silahlara yönelik deklarasyonumuzda bunun bir insanlık suçu olduğuna dair çok temel bir vurgumuz vardı ve buna karşı kadın mücadelesini kesintisiz devam ettirme yönünde de irademiz vardı. Biz altısında bütün kadınlar hem Silopi'de hem İstanbul'da bütün kadın yapımızla beraber bu mücadelenin en önündeydik, bu yürüyüşün en önündeydik. O anlamıyla bazılarını özgün planlasak da bazı başlıkları, bazılarını da yine genelle beraber, diğer yapılarla beraber, örgütlerle beraber yürütüyoruz. O anlamıyla özel olarak savaşa yönelik mücadele, şiddete yönelik mücadele, kadın yoksulluğuna yönelik mücadele ve tabii ki bütün bunların ana sebebi olan tecrite yönelik mücadele, biz Kürt kadınlarının, tecrialı kadınların olmazsa olmaz başlığı. Bu bizim 5'inde başlattığımız ama 8 Mart'ta, yani Nevroz'a 8 Mart'a kadar devam edecek kesintisiz bir mücadele hattı olarak düşünmek gerekiyor. Yani aslında startımızı verdik 5 Kasım'da konferanstan sonra ve biz Nevroz'a kadar da bütün bu başlıklarda kesintisiz bir mücadele hattını büyüteceğiz, yürüteceğiz. Acaba kadın devrimi sadece biz Kürt kadınlarına, sadece bu devrime emek veren, canıyla beraber hani bütün süreçlerine katkı koyan internasyonel kadın mücadelesine, seninle birebir katılanların dışında aslında bütün kadın mücadelesini etkileyen, gerçekten her birimiz için ilham kaynağı olan bir yerde. Çünkü orada yeni bir yaşam örülüyor. Bize dayatılan, sanki bunun dışında bir hayat yokmuş, bunun dışında bir yaşam yokmuş, bu sistem kalıcı, tek ve biricikmiş gibi dayatılan bu kapitalist, erkek egemen sisteme karşı aslında kadın merkezli bir yaşamın, eşitlikçi, özgürlükçü bir yaşamın olabileceğini biz Rojava ile görüyoruz. Onun için Rojava Kadın Devrimi tabii ki yani nereye gidersek bize önümüze en fazla gelen sorulardan biri Rojava'da ki kadın devrimini soruyor kadın arkadaşlar. Oradaki kadın devriminin nasıl toplumsallaştığını bize soruyorlar. Nasıl inşa gücü olduğunu soruyorlar. Nasıl toplumsal bir dönüşüm gücü olduğunu soruyorlar. Ve bütün bunlar aslında Rojava'nın etki gücünü, Rojava kadın devriminin etki gücünü de bize gösteriyor. Bugün baktığımızda ister Avrupa'da olsun, ister Orta Doğu'da olsun, ister Kuzey Afrika'da olsun, bütün kadın özgürlük mücadelelerinin ilham kaynağı olduğunu, deyim yerindeyse parlayan kutup yıldızı olduğunu görüyoruz aslında Rojava kadın devriminin. Bu anlamıyla bu devrime emek vermiş, bu devrimin aslında açığa çıkmasında bedel ödemiş, özellikle de Rojava halkının, Rojava kadınlarının, hani her birimiz minnettarız ve borçluyuz. Şimdi tabii ki hepimiz şuradan ele alıyoruz. Yani biz de yaşadığımız yeri Rojavalaştırmalıyız. Biz de bir Rojava devrimi yapmalıyız. Biz de gerçekten o Rojava'daki eşitlikli, özgürlükçü sistemi kendi yaşadığımız coğrafyada
hakim hale getirmeliyiz. Çünkü düşünün yani dünyada kadın anayasası olan, kadın eksenli yazılmış belki de tek anayasaya sahip şu anda Rojava'nın kendisi. İşte kadın komünlerinden, kadın köylerinden, kadın akademilerinden bir bütün toplumun özgürlükçü perspektifle dönüştürülmesi, bir bütün aslında toplumdaki o erkek egemen sistemin, o bütün yapılarının tasfiyesine dayanan bir şey. Bu anlamıyla akademisyeninden gazetecisine, kadın aktivistinden tutalım da sıradan herhangi bir kadına anlattığınızda ya böyle bir yer var mı, böyle bir devrim var mı diye ifade ediyorlar. Çok heyecan uyandıran bir şey. Çok yakından gidip gören, orada kalan, aylarca kalan, orada o yaşamın içine katılan, orayı gözleyen birçok insanla da temas etme şansımız oldu. Ve şunu görüyoruz, gerçekten muazzam bir etki gücü var. Tabii ki bugün hem Jinamasa Amini şahsında aslında bir kez daha güncellenen, açığa çıkan Jijiyan Azade sloganının biz Rojava'dan, Rojava'daki kadın devriminden, o karanlık işi diyenen o kadın mücadelecilerden ayrı ele alamayız yani. Bugün şunu çok iyi biliyoruz yani her birimiz bu ülkede yaşayan bir kadın olarak da Orta Doğu'da yaşayan birçok kadınla yani bütün kadınlarla ve Avrupa'da yaşayan her birimiz oradaki kadınlara borçluyuz. Yaşamımızı, özgürlüğümüzü halihazırda borçluyuz. O anlamıyla sadece ilham kaynağı değil, sadece gerçekten parlayan kutup yıldızı değil, aynı zamanda minnet duyduğumuz da bir yer. Ve dediğim gibi hepimiz kendi yaşadığımız yeri bir Rojava'ya çevirmek, kendi yaşadığımız yerde bu kadın devriminin inşa etmek, oluşturmak üzerine bir yaklaşımımız var. Tabii şunu biliyoruz yani bütün bu devrimsel sürece karşı da birçok ayak diremeler oluyor. Oranın da karşılaştığı bin bir zorluk var. Uluslararası egemen güçler tarafından boğulmaya çalışılıyor, kapatılmaya çalışılıyor, bir şekilde yok edilmeye çalışılıyor. Ama ben inanıyorum ki dünyadaki kadın mücadelesi ve kadın dayanışması bütün bunların da önüne geçecek. Yani bugün Rojava'nın arkasında milyonlarla ifade edilecek bir kadın özgürlük gücü olduğunu, her yerden, her dilden, her kıtadan insanın kalbinin de Rojava ile attığını çok iyi biliyoruz. Onun için tabii ki birebir Jinjiyan Azadi sloganı Rojava devrim, kadın devrimiyle de Kürdistan'da yürüyen özgürlük mücadelesiyle de birebir ilişkili, ilintili. Kürt Kadın Hareketi'nin bugün açığa çıkardığı ve sistemleştirdiği bir kadın sistemi var. Yani bizim mücadelemiz içerisinde yani Kürt kadın mücadelesi içerisinde ya daha doğrusu hatta Kürt özgürlük mücadelesi içerisinde devrim sonrası diye bir tahayyül yok. Yani biz işte şu sorunu halledelim, Kürtlerin eşitlik özgürlük sorunu halledelim, sonra kadın sorununa bakarız diyen bir bakış açısı yok. O anlamıyla biz anda devrimi yaşayan, aslında anda devrimi gerçekleştiren bir siyasi hareketiz ve onun kadın özgürlük mücadelesini oluşturuyoruz. Yani kadınlar olarak da bu ana her gün tanıklık ediyoruz, bunu inşa ediyoruz, her gün bunu ilerletmeye çalışıyoruz. O anlamıyla bizim kadın sistemimizin bugün yani herhalde çok az yerde, en ileri Avrupa ülkelerinden tutalım da çok az yerde benzeri vardır. Ama hiçbiri bizim düzeyimizde değil. Yani bugünkü bizim eş başkanlık sistemimiz, eşit temsiliyet sistemimiz, fermuar sistemimiz, kadın meclisi sistemimiz, kadın grup sistemimiz, kadının kararını kadın alır yaklaşımının kendisi, kadının özgün tartışmalarını kadın yürütür gibi yani aslında bir bütün kadın sistemimizin kendisi bugün gerçekten çok özgün bir yerde duruyor. Yani özel olarak ifade etmek gerekiyor ve bu anlamıyla da aslında birçok kadın mücadelesine de ilham kaynağı oluyor. Şu andaki bizim kadın sistemimiz kadını güçlendiren, kadını eşitlik pozisyonunu yarına ertelemeden bugün aslında o özne olma halini açığa çıkaran ve bu anlamıyla kadın özgürlük çizgisini bütün özgürlüklerin ana merkezine koyan bir yerde duruyor. Onun için Sayın Öcalan'ın kadın özgür olmadan toplum özgür olmaz sözü çok bizim açımızdan en temel yerde duruyor. Evet bugün biz şunu biliyoruz. Biz partimizde kadın özgürlüğünü sağlayamazsak, biz kendi mekanizmalarımızda kadın özgürlüğünü, kadın temsilini sağlamazsak, biz toplumumuzun içerisinde kadınların eşit ve özgür olmasını sağlayamazsak, biz kendi toplumumuzun, Kürt halkının eşitliğini ve özgürlüğünü sağlayamayız. Kadın özgürlüğü meselesi çok kilit bir yerde duruyor. Bu anlamıyla da çok özgün bir değerlendirme, özgün bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok
sol yaklaşımda şimdi bazı paradigma değişiklikleri olsa da eskiye göre daha ziyade kadın sorununu tali bir sorun olarak ele alan, daha ikincil bir mesele olarak ele alan, işte o büyük devrim hülyası içerisinde ufak bir başlıkmış gibi ele alan yaklaşımlar var. Oysa ki bizim açımızdan Kürt Özgürlük Hareketi ve onun önderi, öncüsü Sayın Öcalan'ın paradigması açısından bu temel bir mesele. 21. yüzyıla kadın yüzyılı diyoruz ve 21. yüzyılın kadın yüzyılı olmasının nedeni kadın kazanımlarıyla taşlandırmak istiyoruz. İşte Rojava devrimi bunlardan bir tanesi. Bu yüzyılın başlangıcı itibariyle çok büyük bir kazanım ve biz bu kazanımı da daraltıp bir Kürt kadınlarının kazanımı olarak da ifade etmiyoruz. Evet, Kürt kadınları bunun öncülüğünü yaptılar ama bu dünya kadın devrimi açısından büyük bir kazanım. Dünya kadın mücadelesi açısından büyük bir kazanım. O anlamıyla kendimizi de aslında o dünyadaki kadın özgürlük mücadelesinin bir parçası, bir öznesi ve asli unsuru olarak görüyoruz. O anlamıyla bizim yürüttüğümüz mücadelenin hiçbir zaman bir yerelliği, yani her zaman bir yerelliği olmakla beraber her zaman evrensel bir boyutu olduğu, her zaman uluslararası bir boyutu olduğu. Yani o anlamıyla kendimizi hiçbir zaman ne Türkiye'deki kadın özgürlük mücadelelerden, ne bölgedeki ne de dünyadaki kadın özgürlük mücadelesinin asla dışında görmedik. Her zaman oranın kazanımlarını da içeren, her zaman oradaki kazanımları da sahiplenen, oradaki mücadeleyi, oradaki bedelleri de gören, bu anlamıyla kendi mücadelesini de bunun üzerinden, yani burayı da içererek yürüten bir hattımız var. Bu anlamıyla kadın özgürlük mücadelesi bizim açımızdan her zaman evrensel olarak verilmesi gereken bir mücadele. Bunu derken bütün yerellikleri inkar eden, bütün yerel özgürlükleri görmeyen bir yerden söylemiyoruz. Tam da aslında paradigmanın özü o demokratik konfederal yapı itibariyle yerelliği koruyarak genelle birlikte yol yürümeyi, evrenselle yol yürümeyi, evrenselin bir parçası olmayı aslında ifade ediyoruz. Ve şu çok açık ve net, kadın mücadelesi gittikçe küreselleşiyor, gittikçe evrenselleşiyor. Çünkü 21. yüzyıldayız, bilgi çağındayız, teknoloji çağındayız. Yani düşünün, ben günlerdir işte İran'da, Rojlat'ta ve İran'da bir kadın serhıldanı, kadınların öncülüğünde bir halk mücadelesi yürüyor. An be an, şehir şehir ne olduğunu takip edebiliyorum artık. Bunu sosyal medya aracılığıyla, alternatif mecralar aracılığıyla yapılabiliyorum. Bu birbirinden etkilenmeyi, birbirinden beslenmeyi, birbirine yine güç vermeyi de getiriyor. Yani biz de işte Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve Kürdistan'da Rojlat'taki kadınların mücadelesini selamlamak ve onlara destek olmak için eylemler yaptık. İşte ayın 12'sinde Van'da vereceğimiz sırtart tam da Cina Masa Amin inşasında Rojlatlı kadınların mücadelesini, İran'daki kadınların mücadelesini selamlamak üzere. O anlamıyla aslında çok uzun süredir kadın özgürlük mücadelesi aslında yerelliğiyle beraber evrensel kanalda yürüyor. Bu evrenselliğin, bu uluslararası boyutun çok daha güçlendirilmesi gerekiyor. Yani daha fazla iletişim ağlarının olması gerekiyor. Daha fazla yan yana gelişlerin olması gerekiyor. Bu anlamıyla da Kürt kadın hareketinin çok özgün bir yeri olduğunu ifade etmemiz gerekir. Örneğin bizler 1. ve 2. Orta Doğu Kadın Konferanslarını yaptık. İkincisi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ydı. Örneğin şu anda Berlin'de işte birkaç gün önce gerçekleşen yine bir kadın konferansı oldu. Avrupa'daki kadın hareketi tarafından, Kürt kadın hareketi tarafından yapıldı. Bütün bu konferanslar ve diğer örgütlerin örgütlediği bütün konferanslar tam da bu yerelle evrenselin, tikelle genelin buluştuğu konferanslar. Yani düşünün, dünyanın dört bir yanından kadınlar yan yana geliyorlar ve beraber nasıl bir mücadele hattı olması gerektiğini tartışıyorlar. Bu anlamıyla dediğim gibi her zaman bir evrensel yönümüz vardı. Bunu daha da geliştirmek için de sürekli tartışıyoruz. Sürekli ne yapabiliriz? Nasıl bunu geliştirebiliriz? Dünya kadınları olarak, işte biz Kürt kadını olarak dünya kadın mücadelesine nasıl katkı sunabiliriz tartışması her zaman bizim masamızın üzerinde en aktif, en canlı tartışmalardan birisi. İşte bu konferanslar, çalıştaylar, buluşmalar da aslında biraz buraya hizmet etmek, bunun yolunu, yöntemini beraber tartışıp açığa çıkarmaya dönüktür. 25 Kasım içinde bütün örgütlü olduğumuz her yerde kitlesel yürüyüşler ve basın açıklamaları yapacağız. Bu anlamıyla işte Diyarbakır'dan, Van'dan, Mardin'den, işte Urfa'dan, Dersim'den, Elazığ'dan, yani her kentte planlanmış çok geniş, 12'sinden itibaren başlayan takvimlerimiz var. Dediğim gibi her yerel kendi özgürlüğünde çıkardı. Yani belki birisi
Biri mahallede toplantı yapıyor, biri ilçe toplantısı yapıyor, birisi ev toplantısı yapıyor, birisi sinema film gösterimi yapıyor, birisi panel yapıyor. Ama en nihayetinde temeli çok aktif bir şekilde kadınlarla buluşmak, kadınlarla yan yana gelmek ve kadın örgütlülüğünü geliştirmek üzere. Bir genel olarak aslında daha ziyade alanlarda, kadınların mekanlarında kadınlarla buluşmak üzerine bir tartışma yürüttük. Yani onları bir yere, bir ilçeye, bir derneğe çağırmak yerine direkt kadınların yanına gitmek, kadınların yaşam alanlarında, iş yerlerinde, atölyelerinde, evlerinde, mahallelerinde, parklarında onlarla yan yana gelmek, onlarla konuşmak ve sorunlarımızı beraber tartışıp beraber aşmak üzerine bir tartışma yürüttük. Tabii kadın şiddeti Türkiye'de her geçen gün artıyor. Yani günde ortalama neredeyse 3 kadın katlediliyor bu ülkede. Kimisine intihar deniliyor, kimisine şu deniliyor ama biz biliyoruz ki bu bir kadın kırım politikası. Bu kadın kırım politikasına karşı da çok özgün aslında bir mücadele hattı gerekiyor. Bu anlamıyla da hem özel savaşa yönelik olarak farkındalığı arttırmak, özellikle bağımlılığa karşı, uyuşturucuya karşı farkındalığı arttırmak ve kadın özgürlük mücadelesini açığa çıkarmak. Yani kişinin aslında özgürlük özlemini, özgürlük ihtiyacını açığa çıkması için bir mücadele yürütüyoruz. Bunun en temel şeyi de örgütlülük. Biz biliyoruz ki bizim tankımız yok, topumuz yok, silahımız yok. Kadınlar olarak en büyük öz savunmamız örgütlülüğümüz. Ne kadar örgütlü olursak o kadar güçlü oluruz. Ne kadar örgütlü olursak o kadar az kadını bu erkek şiddetine kurban vermiş oluruz. Ya da artık bir kişiyi bile gerçekten kaybetmeye tahammülümüz yok. Onun için her birimiz yaşam alanlarımızdan başlamak üzere, sokağımız, mahallemiz, ilçemizden başlamak üzere kadınlarla yan yana gelmek ve örgütlenmek durumundayız. Onun için bu 25 Kasım'ı da sadece bir şiddete karşı mücadelenin haftası değil, aynı zamanda buna karşı örgütlülüğün haftası, örgütlülüğün ayı olarak da ele alıyoruz. Çünkü şiddeti önlemenin tek bir yolu var, örgütlenmek. Kadınlar örgütlü olursa şiddete karşı mücadele edebilir, şiddeti engelleyebilir, şiddeti geriletebilir. Ne kadar yalnız olursak o kadar bu erkek devlet sistemi bizi bitirir, bizi yalnızlaştırır ve her birimizi tek tek yok eder. Bu ülkedeki şiddet de, dünyadaki şiddet de öncelikle ideolojik sahipler. Yani bir kapitalist, erkek egemen sistem var ve bu kapitalist, erkek egemen sistem en başta kadını köleleştirerek işe başlıyor. Kadını köle olarak görüyor, doğayı köle olarak görüyor, işte el konulması gereken bir meta olarak görüyor, kadını bir defa özne olarak görmüyor zaten. Yani emeğine el konulması gereken, işte mevcut sistemin devamlılığı için çocuk doğurması gereken, ihtiyaç olduğunda iş gücü olarak, ucuz iş gücü olarak çalıştırdı. Ama ihtiyaç olmadığında evine kapatıp işte makbul anne, makbul eş, makbul kız kardeş, makbul kız evlat diye kodladığı bir ideolojik arka planı var. Ve bu ideolojik mücadelenin çok aracı var. Yani bugün basın, örneğin merkez medyası bu ideolojik tahakkümün temelini oturtuyor. Çünkü kadına bir rol biçiyor işte. Makbul kadın şöyle şöyle olmalıdır. Siyasetin kendisi zaten bunun temel aracı. Yani bugün bakın Türkiye'deki siyasetçilere. Kadınların nasıl giyinmesi gerektiği, nasıl oturması gerektiği, nereye gitmesi gerektiği, saat kaçta nerede olması gerektiği üzerine dünya kadar söz söyleniyor. Diğeri kurumlar, okul, örneğin eğitim bu ideolojik araçların başında geliyor. Yani Diyanet örneğin bugün yani bu ülkede kimyasal silahlara ilişkin diyelim dünya kadar gündem oldu, dünya kadar tartışma yürüyor. Diyanet tek bir cümle kurmuyor ya da işte tacize, tecavüze ilişkin tek bir cümle kurmuyor ama akşama kadar kadının kılık kıyafeti üzerinden neyin haram, neyin helal olduğu üzerinden kadını sürekli tarif etmeye çalışan ve topluma fetva veren bir Diyanet kurumu var. O anlamıyla aslında devletin bütün aygıtları ideolojik olarak kadın karşıtıdır. Yani bu anlamıyla devletin içerisinde olduğu özgürlükçü bir kurum yok. Zaten devletin kendisi özgürlükçü değil, yani kurumsal olarak özgürlükçü değil ama mevcut Türkiye'deki sistemin her bir ayağı, o eğitiminden tutalım sağlığına kadar, siyasetinden tutalım işte yargısına kadar, kolluğundan tutalım da işte diyelim ki bürokrasi mekanizmalarına kadar hepsinin ideolojik olarak cinsiyetçi olduğunu, militarist olduğunu ve iktidarcı olduğunu, egemen olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bunlara karşı da ideolojik mücadele yürütmek lazım. Nedir ideolojik mücadele? Bizim kendi özgürlüğümüzün, kendi bedenimizin, kendi haklarımızın farkına varmamız gerekiyor. Ve bu anlamıyla kadın özgürlük çizgisini, kadın kurtuluş ideolojisini yükseltmek gerekiyor. Bu
tek başına bir kesimin yapabileceği bir şey değil. Biz de kurtuluşun tek başına Kürt kadınlarıyla olmayacağını biliyoruz. Demin de ifade ettim. Bu bir evrensel mücadele. Yani bütün dünyadaki kadınlarla beraber vermemiz gerektiği mücadele. Onun için öncelikle yanı başımızdaki kadına el uzatıyoruz. Kim? Türkiye'deki feminist kadınlar, Türkiye'deki kadın mücadelesi yürüten her bir özne, her bir kadın, her bir kadın bizim kız kardeşimiz ve biz onlarla beraber mücadele ederek özgürleşeceğimize inanıyoruz. Ve buradan halkaları genişletebiliriz. İşte Orta Doğu, Kuzey Afrika ve bütün kadın mücadele alanları, yani bütün bir dünya diye genelleştirebiliriz. Ve buna karşı tabii ki farkındalığımızın olması gerekiyor. Yani bize kader gibi dayatılan, bize normal gibi dayatılan her şeyin kader olmadığını, varsayılı erkek egemen düzenin bir parçası olduğunu ve devletin bütün kurumlarını buna göre yapılandırdığını bilmek durumundayız. Bir örnek vererek sonlandırayım. Örneğin Fatma Altın Makas Muş Malazgirt'te yaşıyordu. Kaynı tarafından tecavüze maruz kaldı. Eşine söyledi. Eşi onu karakolda götürdü. Ama karakolda Kürtçe bilmeyen, yani Kürtçe ifadesi alınmadığı için kendini ifade edemedi ve bunun sonucunda katledildi eşi tarafından. Şimdi bu bir ideolojik yaklaşım. Yani kolluk ideolojik yaklaşıyor. Örneğin ana dilini yok sayıyor. Devlet ideolojik yaklaşıyor. Kadını yok sayıyor. Ve sonuçta olan kadının yaşamına mal olan bir yerden duruyor. Onun için bütün bu devletin ideolojik yaklaşımlarına karşı, bu kadın kırımına karşı, kadını yok sayan anlayışına karşı bizim de demokratik kapitalist moderniteye karşı demokratik moderniteyi ve kadın özgürlük çizgisini, kadın kurtuluş çizgisini yükseltmemiz lazım. Bunun için de her yerde, her zeminde örgütlenmek, kurumlarımızı oluşturmak gerekiyor. Bu bir yüzyılı biz kadın özgürlük yüzyılı olarak ifade ediyoruz. Ve gerçekten de buna inanıyoruz. Ama buna inanmakla beraber bunun yolunun da hep beraber mücadeleden geçtiğini de biliyoruz. Onun için her bir kadının, köydeki kadından, işlikteki kadından, fabrikadaki kadından, öğretmen kadından, yaşamın her alanındaki kadının gerçekten bu kadın özgürlük mücadelesine sahip çıkması, kadın özgürlük mücadelesine hep beraber katkı vermemiz gerekiyor. Yani hep beraber bu yükün altına girersek o zaman başlarız. Ben 25 Kasım'da her gün 3 kadının katledildiği, kadın katillerinin ceza indirimleri aldığı, bugün işte İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırıldığı, 6284'ün tartışmaya açıldığı, kadın bedeninin teşhir edildiği, savaşta kirli savaşın öznesi haline getirmeye çalışıldığı bu zeminde başta Kürt kadınları olmak üzere bütün kadınlara alanlarda, meydanlarda, sokaklarda olup bu erkek...